Şu ana kadar muhtemelen karbonun farklı formlarıyla karşılaşmışsınızdır. Mesela burada gördüğünüz kurşun kalemin ucu karbonun grafit formu. Grafit karbonun özel formlarından biri. Yazı yazarken kurşun kalem kağıda sürttükçe parçalanır ve kağıt üzerinde iz bırakır. Saf karbon olmasa da aslında kağıtta çoğunluğu karbon olan bir yapıya sahip. Bu ikinci resimde ham elmas görüyoruz. Elmas, karbonun uzun zaman boyunca yüksek basınca maruz kalmasıyla oluşan bir yapı. Fark etmiş ya da fark etmemiş olabilirsiniz. Ancak karbon canlılık için de gerekli bir elementtir. Hatta dünyada var olan canlılığı, yani bizim bildiğimiz kadarıyla canlılığı karbon temelli yaşam olarak da adlandırırız. Bunu yazalım. Karbon temelli yaşam. Örneğin uzay araçları ya da teleskoplarla başka gezegenlerde yaşama, canlılığa dair izler ararken esasen karbon temelli yaşam formlarının varlığını araştırıyoruz. Başka elementler de canlılığın temelini oluşturabilir. Başka elementlere dayalı canlı formlar var olabilir. Ancak bizim bildiğimiz ve gözlemleyebildiğimiz yalnızca karbon temeline dayanan canlılıktır. Peki karbon neden canlılık için bu kadar önemli? neden canlılığın temeli olan moleküllerin omurgasını oluşturur? Bu soruların cevabı en nihayetinde karbonun periyodik tablodaki yeri, atom numarası ve diğer elementlerle bağ kurma eğilimiyle alakalı. İşte tam da bu yüzden kimya çok önemli bir alandır. Buradaki periyodik tabloda karbonu görüyoruz. Karbonun atom numarası 6. Yani 6 tane protonu var. Buraya karbonun çekirdeğini çiziyorum. 1 2 3 4 5 6 Evet. Bu çekirdeğin içine 6 tane proton yerleştiriyorum. Karbonun dünyadaki en yaygın izotopu karbon 12'dir. Karbon 12'nin 6 adette nötronu var. Bu nötronları da çekirdeğin içine yerleştirelim. 1 2 3 4 5 6 nötron. Nötr karbonun aynı zamanda 6 elektronu var. Bu elektronlardan ikisi en iç orbitalde bulunur. Geriye kalan dört elektron da dış orbitalde yer alır. Bu dört elektrona valans ya da değerlik elektron deniliyor. Tepkimeye giren elektronlar aslında bu değerlik elektronların ta kendisidir. Eğer bu terimler size tanıdık gelmiyorsa, Khan Akademi'de değerlik ile ilgili olan videoyu izlemenizi tavsiye ederim. Tekrar altını çizelim karbonun 4 adet değerlik elektronu var. Ve tepkimeye giren ya da tepkimeye girme eğilimli olan elektronlar, işte bu değerlik elektronları. Burada çizdiğimi daha basit halde gösterelim. Bu karbonun 1, 2, 3, 4 adet değerlik elektronu var. Bu elektronları da bu şekilde noktalarla gösteriyoruz. Şimdi bir de oktet kuralını hatırlayalım. Oktet kuralına göre atomlar en dış orbitallerinde 8 adet elektron bulundurmak ister. En azından böyle bir eğilimleri vardır. Karbon bu kurala 4 adet kovalent bağ kurarak uyar. Örneğin bu 4 kovalent bağ hidrojenlerle kurulabilir. Burada bir hidrojen olsun. Bu hidrojenin 1 adet değerlik elektronu var. Aslında hidrojenin sadece bir elektronu var. Bu hidrojen karbonla kovalent bağ kurduğunda ilk orbiterini doldurmuş olduğu için halinden gayet memnun. Çünkü artık bir nevi helyuma benziyor. Bu durumda doğal olarak karbon da hidrojenin elektronunu paylaşmış oluyor. Hatta karbon bunu 4 kez daha yapıyor. Böylelikle karbon toplamda 8 elektron paylaşmış oluyor. Hidrojenlerin her biri de ikişer elektron paylaşıyor. Böylelikle bütün atomlar kararlı bir yapı kazanıyor. Burada oluşturduğumuz bu molekül bir metan molekülü. Metan karbon içerdiğinden dolayı organik molekül olarak sınıflandırılır. Esasen organik kimya denilen alan tamamıyla organik moleküllerin yani karbon içeren moleküllerin çalışıldığı bir alan. Metan sadece karbon ve hidrojenden oluştuğundan ötürü hidrokarbon olarak nitelendirilir. Mesela günlük yaşantımızda aşina olduğumuz benzin de bir hidrokarbon. Buradaki metan da benzin gibi yakıt olarak kullanılabilir. Fakat yakıtlar genel olarak uzun karbon zincirleri içerir. Örneğin oktan 8 adet karbon içerir. Oktan kelimesini benzin alırken görmüşsünüzdür. Buraya karbonları çiziyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8. Oktan bir hidrokarbon ve 8 adet karbon içerir. Bu karbonların her biri 4'er bağ kurar ve bu bağları da hidrojenle kurarlar. Şimdi hidrojenleri de ekleyelim. Buradaki karbon karbonla 2 bağ, hidrojenle 2 bağ kurar. Dolayısıyla toplamda 4 bağ kurmuş olur. Umarım karbonun neden bu kadar kullanışlı bir yapı taşı olduğunu anlamaya başlamışsınızdır. Karbon birçok bağ kurabilir ve birçok yapı oluşturabilir. İşte bu yüzden bir yapı taşı olarak oldukça kullanışlı bir elementtir. Hidrokarbonlar düz zincir halinde bulunabilir. Halkalı yapılar da oluşturabilirler. Grafit ve elmas gibi formlarda bulunan karbonsa kafes yapıları meydana getirir. Bu kafes yapılarda karbon diğer karbonlarla üç boyutta da bağ kurar. Karbon 4 bağ kurduğundan ötürü 3 boyutlu oluşan yapılara 4 yüzlü yapı ya da tetrahedral yapı deniliyor. 4 yüzlü kelimesini duyarsanız aklınıza burada çizdiğim şekli getirmelisiniz. 4 yüzlü her biri üçgen şeklinde 4 adet kenar içeren 3 boyutlu bir yapıdır. Bu şekli üçgen tabanı olan bir piramit gibi de düşünebilirsiniz. Karbon bağ kurduğunda işte bu dört yüzlüğe benzeyen bir şekil oluşturur. Dört yüzlüğünün merkezine bu sarıyla çizdiğim karbonu yerleştirelim. Bu karbonun bağ kurduğu hidrojenler de dört yüzlüğünün köşelerine yerleşir. İşte burada karbonun bağ kurduğunda oluşturduğu dört yüzlü şekli görüyoruz. Hidrojenlerle kurulan kovalent bağları da burada bu şekilde gösterebiliriz. Hatta farklı bir renk alayım. Özetle meta'nın çoğu zaman iki boyutlu basit bir şekilde çizildiğini görürüz. Buradaki çizimde bu çizgilerin her biri bir çift elektronu temsil eder. Yani toplamda paylaşılan 8 elektron vardır. Ancak gerçekte yani 3 boyutta buradaki gibi dört yüzlü bir şekle sahiptir. İşte burada gördüğünüz yapı bildiğimiz, tanık olduğumuz, gözlemlediğimiz yaşamın yani canlılığın temel yapı taşlarından biridir. Aslında bizi biz yapan da karbondur diyebiliriz. Önceki videolarda insan vücudunun büyük oranda sudan oluştuğundan bahsetmiştik. Şimdi bir insanın kabaca hangi elementlerden meydana geldiğine bakalım. Tabi bu rakamlarda ne kadar susuz olduğunuza ve yetişkin olup olmadığınıza bağlı olarak küçük oynamalar olabilir. Ortalama bir insan kütlece %65 oksijenden meydana gelir. Yani vücudumuzun üçte ikisi oksijenden oluşmuştur. Oksijenin bu kadar yüksek bir orana sahip olması büyük oranda sudan meydana geldiğimizden dolayıdır. Suyun iki adet hidrojen ve bir adet oksijenden oluştuğunu artık adımız gibi biliyoruz. Aslında suyun kütlesinin büyük kısmı oksijenden gelir. Vücudumuzu oluşturan elementlerde oksijenden sonra ikinci sırada karbon gelir vücudumuzun kütlece %18'i karbondan oluşur. Bu kısım vücudumuzun su olmayan yani katı olan kısmından kaynaklanır. Yani vücudumuzun katı olan kısmı büyük oranda karbon içerir. Mesela burada bir DNA molekülünü görüyoruz. DNA'nın gri gibi gözüken bütün bu kısımları aslında hep karbondur. Bu resimde de heksokinaz görüyoruz heksokinazın ne işe yaradığı ile ilgili detaya girmeyeceğim. Ama kısaca heksokinaz bir proteindir diyebiliriz. Ve burada gördüğünüz bütün bu mavimsi renk karbonu gösterir. Burada da küçük bir molekül görüyoruz. Bu molekül vücudumuz için çok önemli olan, vücudumuzun enerji kaynağı olan glikoz molekülü. Glikozdaki mavimsi renk de aynı şekilde karbon elementini gösteriyor. Burada da vücudumuzun enerji birimi olan ATP molekülünü görüyoruz. ATP molekülündeki mavimsi renk de karbon elementi. İşte bu yüzden vücudumuzun sıvı olmayan büyük kısmı büyük oranda karbondan meydana gelmiştir. Umarım bu video sizde karbon elementine karşı bir hayranlık uyandırmıştır. Karbonun sadece kurşun kalem ve elması oluşturan bir element olmadığını göstermiştir. Elinize baktığınızda bile baktığınız şeyin büyük oranda karbon olduğunu anlatmıştır.